FM oyuncusundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda veri tabanı oluşturmayı, yeni oyun açarken hangi veri tabanlarını seçmeliyiz vesaire bu tip konulardan bahsedeceğiz. Öncelikle başlangıç ekranımızdan adım adım başlayalım. İlk olarak karakter seçeneğini tıklıyoruz. Zaten bu hepimizin bildiği şey. Bakalım. Biraz takıldı galiba. Açılacak şimdi. İşte hangi ligleri seçmeliyiz, veri tabanını nasıl oluştururuz vesaire vesaire. Burada birkaç ayrıntı var. Dikkat çeken. Onlara dikkat etmeliyiz. Evet, bunu hazırlamadığıma şu an pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Evet. Gelişmiş kurulumu tıklıyoruz. Açılsın oradan. Oyun veri tabanı yükleniyor diyor. Artık burada tamamen bizim tercihlerimize kalmış. Yani hangi ligde kariyer yapmayı düşünüyorsunuz? Ben örnek olarak Türkiye Ligi'nde kariyer yapmayı düşünüyorum. Ve bu videoda Türkiye Ligi'ne göre bir veri tabanı oluşturmaya çalışacağım. Bazı oyuncular bunu tak 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 geçiyor ama doğru değil. Lig ekle kaldırdan Türkiye Süper Lig'de ben kariyer yapacağım. Ekledim. Burada 5990 olan bir yaklaşık oyuncu miktarı var. Burayla oynama yapacağız. Bunu büyütebilirsiniz. Ayrıca farklı seçenekler de var. Küçük, büyük, orta. Ama gelişmiş seçeneğinden ayrıntı katabilirsiniz. Atıyorum ki buradan ben Almanya Ligi'nden oyuncu, Almanya'dan oyuncu çıksın istiyorum. Almanya'yı seçiyorum. Boyutunu buradan ayarlıyorum. Mevcut milli oyuncular olsun istiyorsam vesaire. Ben genellikle en iyi kulüplerden oyuncular diyorum. Tabii bu yıllar ilerledikçe yine mesela Almanya'nın en iyi kulüpleri Bayern Münih, Werder Bremen, Hertha Berlin, Dortmund bu kulüplerden sürekli oyuncu çıkacak. Ya da Avrupa değil, bir Brezilya yapalım. Güney Amerika'dan Brezilya diyoruz. Ülkelerden. Buradan hangisini seçelim? Uyruklu oyuncular dediğiniz zaman bayağı oyuncu geliyor. Bakın 6080 alt köşede. 6080 olan oyuncu ülkedeki oyuncuları seçtiğinizde 16.000'e çıkıyor. Uyrukluyu seçtiğiniz zaman 19.000'e çıkıyor. Bütün Brezilyalı futbolcuları ekliyor. Ben genellikle en iyi lig kulüplerinden oyuncular seçeneklerini işaretliyorum. Çünkü en iyi kulüpler zaten altyapısı. En iyi oyuncular da sürekli oradan oyuncular yetişir. Kariyerini sıkmaz. Lig açmaktaki asıl sebep ise sürekli liglerin oynanmasıyla oyunun yavaşlamasının önüne geçmek. Temel mantık bu. Buradan bölge de ekleyebilirsiniz. İşte Doğu Avrupa'dan oyuncu çıksın. En iyi lig kulüplerinden oyuncular işte Doğu Avrupa ülkelerinden çıkacaktır. Ya da direkt kıta da ekleyebiliyordunuz. Kıta mesela Afrika. En iyi lig kulüplerinden oyuncular seçebilirsiniz. Şu an 27.910 oyuncuyla başlayacak oyun. Yaklaşık oyuncu miktarı. Benimki 5 yıldızdan 4 yıldıza düştü ama bilgisayarınızın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bakalım, ekleyelim. Doğu Avrupa'yı ekledik. İşte bakalım, Orta Avrupa'yı da ekleyelim. En iyi lig kulüplerinden oyuncular. Tamam dedik, 36.000. Örnek olarak yaptığım için siz daha detaylandırabilirsiniz. Şu an 3 yıldıza düştü. Daha altı, 3 yıldızın altı biraz daha büyük performansa gelecektir. 3 yıldızın altına indirmemeye çalışın. Hatta 3,5 yıldızın altına indirmemeye çalışın. Tabii otomatik rastgele yaptığım için direkt Orta Avrupa, Doğu Avrupa diye, ama şöyle bir şey var. Ekleyeceğiniz ülkeler iyi altyapısı olan ülkeler olması lazım. Brezilya'yı ekleyebilirsiniz. Arjantin'i. Yani bir nebze Kolombiya'yı ekleyebilirsiniz. Güney Amerika'dan
İşte Avrupa'dan Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan keza çok iyi oyuncular çıkartıyor. Zaten Almanya, Fransa, İtalya söylemeye gerek yok. İngiltere, Türkiye, Yunanistan'ı da ekleyebilirsiniz. Ama çok da abartmayın. Hani Afrika'yı biz komple ekledik ama mesela Afrika'nın komple eklenmesi yerine oyuncu çıkartan ülkeler Nijerya, Kamerun, Senegal. Ya yani bu üçünün eklenmesi bile aslında yeterliydi. Daha az seviyelere indirebilirsiniz böylelikle oyuncu sayısını. Verimli miktarı bulmak önemli. Yoksa sürekli oyuncu çıkar belki evet ama yani Gabon'dan bir tane iki tane oyuncu çıkar ama Kamerun'dan çıkar bayağı oyuncu. Orada veri tabanı seçerken dikkat etmeniz gereken dediğim gibi gelişmiş seçeneğinden ülkeler veya kıtalar eklemek. Şu an oyun yükleniyor. Yüklensin bir genel inceleme yaparız. Bakalım ülkeler nasıl gerçekten hedeflediğimize ulaşmış mıyız? Evet, FM oyuncusu profilini kullanalım. Mesela hangi takımı alalım? Karabük'ü alalım. Muhtemelen seneye Süper Lig'den alamayacağız Karabük'ü. O yüzden bu sene alalım. Sevdiğimiz bir takımdır. Oyuna başla. Tipimiz de efsane olmuş ha. Karabük Spor'un yeni menajeri olduk. Gerçekten kötü bir takım değildi ama küme düştü. Kesinleşti düşmesi o yüzden böyle söylüyorum. Bakalım ama mesela Portekiz'i de ekleyebilirsiniz Avrupa'dan bu arada. Bakalım takımlara. Brezilya'da full oyuncular açık. Çünkü Brezilya'yı ekledik. En iyi takımlar dedik. Coritiba açık. Katarlı oyuncu da varmış bak. İşte São Paulo açık. Başka Afrika, Nijerya'ya bakalım. Nijerya'ya gittiğiniz zaman yani Nijerya'nın profiline şurada kulüplere baktığınız zaman itibarı en yüksek kulüpleri çıkıyor. Ben en eski Enyimba'yı biliyorum. Onlara da bakın bayağı açık. Enugu Rovers, pardon Enugu Rangers açık profili. Burada oyun içi editörden gösterilen mevcut ve potansiyel yetenekleri var. Ya, önemli bir ayrıntı aslında ama başka bir videoda değinmek gerekir. Sunshine. Buradan bayağı oyuncular çıkıyor. Nijerya. Başka eklediğimiz ülkeler mesela Romanya. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ligleri. Vitorul. Hacı'nın takımı. Bakın bayağı bildiğiniz oyuncu merkezi dolu. Yani Karabük spor kariyerine de işimize yarar açıkçası. Ama derseniz ki başka bir ülke, Azerbaycan. Çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ya yani oyuncu zaten çıkmıyor. Özellikle eklemenize gerek yok. O yüzden Doğu Avrupa, Orta Avrupa değil de ülke ülke eklemenizde fayda var. Örneğin Romanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, belki Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan. Bulgaristan da çok oyuncu çıkartmıyor maalesef ama bu şekilde ekleyebilirsiniz. Oyunun başlangıç şey, oyun daha başlamadan, oyunun başlangıç ekranında bu şekilde müdahaleyle daha hızlı oynayabileceğiniz bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Böyle hem de oyuncu sıkıntısı yaşamazsınız. Ben sadece nasıl yapılacağını gösterdim. Premier Lig'de kariyer yapacaksanız tabii ki ona göre tercih yaparsınız. Türkiye'de ben biraz Türkiye'ye uygun takılmaya çalıştım. Çünkü Türkiye'ye gelecek oyuncular bellidir. Yine de eksik kaldığını düşündüğüm bir şey yok bu konuyla ilgili ama yine de bilen arkadaşlar eksik olduğunu düşündüğü bir şey varsa videonun altına yorum bırakabilirler.
daha farklı şeyler sormak isteyenler yine videonun altına soru şeklinde iletebilirler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar videomuz. Devamı gelecek inşallah. İyi oyunlar.